Günaydın. Bugün 14 Ekim. Bodrum'dan yola çıktık. Saat 4'te kalktık. 5'te yola çıktık. Şu anda saat 7 çeyrek geçiyor. Akyaka'yı geçtik. Kaldığımız yerden devam etmek üzere Finike'ye doğru gidiyoruz. Alkanda'dan sonra Finike'ye geldik. Keramos Pansiyon Ramazan Bey bizi transfer, yani bizi kişiye yatık harcına getiriyor, transferimizi yapıyor. Bu gece yatık harcına kalacağız ve yarın sabah geçen sene kaldığımız yerden yolu yürümeye devam edeceğiz. Şimdi geçen sene bu yoldan geldik yürüyerek. Sonra buradaki Sundurma'da kalmıştık. Buradaki Sundurma'da çadırımızı buraya kurmuştuk. Tabi geçen sene hava böyle güzel değildi. Yağmurluydu. Çok yağmurlu bir havaydı hatırlıyorsanız. Şimdi Mustafa Bey'in evi biraz daha aşağıda. Oraya gideceğiz. Ama orada bir su kaynağı var. Onu da göstereceğim size. Keramas Pansiyonu'nun da burada tabelası var. Sol tarafta. Telefon numaralarını ayrıca yazacağım zaten. Yani şu anda Like yolundayız. Şu anda Like yolundan ilerliyoruz. Günaydın. Bugün 15 Ekim. Yatık Ardıç Yaylası'ndayız. Geçen sene kaldığımız Sundurma şu arka taraflarda. Oradan aşağı yukarı 300 metre aşağı doğru devam ettik Like yolundan. Çok güzel böyle bir düzlük var burada. Sedir ağaçlarının arasında. Orada çadırımızı kurduk. Mutlu musunuz? Geldik en sonunda. Ha? Yüzlerinizi görelim. Günaydın. Günaydın. Saat 7. Şimdi Mustafa Bey'in evinin hemen yanındaki düzlükteyiz. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra yola çıkacağız. Ala Kilise'den Yatık Arç'a girdikten sonra yol ikiye ayrılıyordu. Sağ ve sol diye bir sağa takip ettik. Sonra size sarnıcı göstermiştim. Sonra yol bir daha ayrılıyor. Bu sefer soldan iniyoruz. Like yolu. Like yolunda gidiyoruz. Sağımızda gene böyle sundurmalı yayla evleri var. Çadırımızı oraya kurduk bu düzlüğe. Şimdi o düzlüğe biraz yukarıdan bakıyorum. Mustafa Bey'in evi de hemen bu düzlüğün solunda, daha yukarıda. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Günaydın. Kahvaltımız hazır. Yürüyüşten önce enerji depolamak lazım. Tabii. Keçi buynuzu şey yaptım ben, servisi. Öyle mi? Pekmez mi? Ha yok, un şey. Ununu hazırladın. Onu balla karıştırıyoruz galiba. Balla, öyle de. Hani her şeyle yiyebilirsin. Enerji. Teşekkür ederiz. Sonra geçirse yarın haberi hazır. Teşekkürler. Kamp alanımızı topladık. Son hazırlıklarımız yapılıyor. Saat 9'da Yatık Ardıç'tan, kamp alanından yukarıdaki yola doğru çıkacağız. Ve aşağı doğru gideceğiz. Kolay gelsin.
Teşekkür ederiz her şey için. Elinize sağlık. Kahvaltı da çok güzeldi, akşam yemeğiydi. Onu da vereceğim sana. Kullandık biraz. Kullanması yok. Bir dahaki sefere görüşmek üzere inşallah. Hadi görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Kampanımız aşağıda kaldı. Like yolu buradan geliyor. Görüşürüz. Ve yürüyüşe başladık. Bu seferki yürüyüşümüzde Arzu da var. O da kare gezginlerinin bir üyesi. Canan ve ben 3 kişi yürüyeceğiz. Benim çantam 16,5 kilo. 2 litre su taşıyorum. 18,5 yapıyor. Tabi o zaman içinde bitecek. Yol çok az aşağı indikten sonra sağdan devam ediyor. Yani bu yolu devam etmiyorsunuz. İşaretler gayet güzel. Ama görmeniz için söyleyeyim. Şuradan geldik. Mustafa Bey'in evi burası. Hemen sonra bir alt kota iniyoruz tekrar. Canan'ın çantası 2 litre su dahil 12,5 kilo. Arzu'nun çantası da su dahil 13,5 kilo. Tabii bizim normal yürüyüşçülere göre ekstralarımız var. Fotoğraf makinelerimiz. İşte benim GoPro ve onun şarj ekipmanları. Powerbank'lar falan. Bir de ayrıyeten ekstradan taşıdığımız bir şey var. Mokka tüpü vesaire. O da 1.300-1.400 gibi. Değişiyor tabii. Kahveyi içtikçe azalacak. Tüp bittikçe azalacak. Tek bir tüp taşıyoruz. 230 gramlık. Öyle birkaç tüpe gerek yok eğer bizim gibi sadece kahve içiyorsanız. Yoldan indikten kısa bir süre sonra da işaret var. Yol böyle güzel gidiyor ama bu şuradaki kulübeye gidiyor. Biz artık patikalara başlıyoruz. Çok yemek taşımıyoruz yanımızda. Sadece 1-1,5 gün kadar idare edecek. İşte yulaf, ton balığı gibi böyle basit yiyecekler var. Gittiğimiz yerlerde yemek yemeyi tercih ediyoruz. Şimdi mesela Mustafa Bey'i aradık daha önce telefonla. Dün akşam yemeğimizi hazırladı. Bugün kahvaltı yaptık. İşte kişi başı 50'şer lira verdik. Yani çok önemli rakamlar değil. Hem geçtiğimiz yerlerde yaşayanlara destek olmuş oluyoruz küçük de olsa. Onlarla temas etmiş, sohbet etmiş oluyoruz. Hem de ekstradan çok ağır bir yemek yükü taşımıyoruz. Konserveler gibi vesaire. Çok güzel sedir ağaçlarının altında yürüyoruz. Müthiş bir yol. Ben bu kısmı daha önce de yürümüştüm. En azından aşağı kadar olmasa da Bonda Tepesi'ne kadar, asfalt yola kadar yürümüştüm. Daha sonrasında asfalt dedikleri için yürümemeyi tercih etmiştim ama sonradan öğrendim ki asfalt değilmiş. İşte bazen böyle karşılaştığınız kişileri dinlememeniz de lazım. O yüzden kitap alıp okumanızı tavsiye ederim. Gerek Kate Clown olsun, Altuğ Şener'in olsun, Metin Tüzün'ün var bildiğim kadarıyla. Ben henüz o kitabı almadım ama onu da almayı düşünüyorum. Daha eski baskı olduğu için bulabileceğimden de emin değilim. Daha önce de böyle Like yoluyla ilgili çıkmış yazı, kitap ne varsa hep okumaya çalıştım. Küçük küçük bilgiler değerliyorsunuz. Bir bütünü oluşturuyor. Hepsi çok değerli. Çok huzurlu bir yer. İşaretler seyrek de olsa var. Babalar var. Patika da çok belirgin. Böyle bakın gittiği belli oluyor. İleride işareti görüyorum. Yani şimdiye kadar bir işaret sıkıntısı yok. Şimdi yürüyüşümüze 1450 metreden başladık. Genel olarak iniş yapacağız. O yüzden işaretlere ve babalara dikkat edin. Ama iniş yapacağımızı da
göz önünde bulunduğun. Mesela böyle bir yere geldik. Burada yol çok güzel patika şeklinde yukarıya gidiyor. Ama burada bir baba var ve aslında aşağıya doğru bir aşağı kota gitmemiz gerekiyor. İleride biraz daha yürüdüğümüzde kayada işaret gözüküyor. Yani işaret var ama hani yanılır da buradan yukarıya çıkarsanız sonra işaret yok buralarda diye düşünebilirsiniz. Bunu da yapan çok arkadaşımız var maalesef. İşaretler çok kötü diyorlar. Evet, işaretlerin bozulduğu doğru. Bozulan yerler var. Ama genel olarak işaretler var. İnsanlar bazen yanlış yerlere sapıyorlar. İniş yaptığımızı aklınızdan çıkarmadan her zaman işaret bakın. Görmüyorsanız bir önceki işarete mutlaka geri dönün ve yolunuza öyle devam edin. Tabii en doğrusu işte Wikiloc veya GPS kullanmak. Bu işte akıllı telefondan da olabilir. Benim yaptığım gibi bir GPS cihazıyla da olabilir. Gayet güzel, bakın işaretler her yerde. Burası da sanki böyle taş döşeli yol gibi. Ama değil. Doğal yapısı o. Çok ileride babayı görüyorum mesela. Hep gözünüz uzakta olsun. Bir sonraki işaretli olsun. Artık burada Demre, hatta Üç Ağız Kekova Körfezi'nin manzarası var. Gökkoya koyunun da bir kısmı gözüküyor. Aşağısı da Beymenek Lagünü var. Çok güzel bir manzara. Yani GoPro'da ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama daha önce yürüdüğünüz yerleri görmek insana böyle keyif veriyor. Burası da çok huzurlu bir yer. Sedir ağaçları müthiş. Enerjisi çok güzel ağaçlar. Yani bütün ağaçlar çok güzel ama sedir ağacının sanki ayrı bir şeyi var. Böyle bir insana hissettirdikleri var. Belki yükseklikle de ilgili olabilir. Daha yüksekte yaşadıkları için. Biraz silikleşse de var. Birisi baba da yapmış. Patika da çok belirgin. Artık Demre'yi sağ tarafımızdan biraz daha böyle geride bırakmaya başladık. Demre bu tarafta. Aşağısı Beymenek Lagünü bu. Yani ağaçlardan çok az gözüküyor ama dikkat ederseniz görebiliyorsunuz bu noktaya geldiğinizde. Ve sanki böyle biraz Finike'ye doğru dönüyoruz gibi. Patika çok belirgin. Bir su borusu da var. Uzun süredir bizle beraber gidiyor. Şu anda beraber aynı hizada gidiyoruz. Şimdi sağ tarafımız Demre tarafı. Tepenin sonuna geldik ve burada bir dönüş işareti var. Sola dönmemizi söylüyor. Su borusu devam ediyor. Aşağı doğru. Biz artık borudan ayrılıyoruz. Buraya dikkat etmek lazım. Dönüş işareti gayet yeterli, kocaman. Sola döndükten sonra işaretler biraz silikleşiyor ama var. Şuradaki babalar da var. Mesela şurada baba var. Şöyle bu çanağı bize yürütecek aşağı doğru. Hani genel mantığı anlamanız için söylüyorum. Çünkü bir sprey böyle yapılan işaret var. Bir de eskiden kalan işaret var. İkisi de biraz silik. İşaretlerin silikleştiği bu noktada babalar çok güzel yön gösteriyor. Ve patika da çok belirginleşiyor. Yani şu köşeden indik. Oradan döndük. Çam ağaçlarının arkasından. Zaten yani biraz şöyle uzaklara doğru baksanız bu yürüyüş patikasını görüyorsunuz. Çok net çünkü. Şu tepedeydik. Su borusuyla beraber giderken dönüş işaretinden sonra ayrıldık. Oradan sonra böyle inip yukarıya çıkmıyoruz. Bize güzel bir kottan
tatlı tatlı böyle bir yarım daire çizdirerek getiriyor. Patika çok belirgin. Silik de olsa işareti var. Babalar da çok güzel. Sadece buraya dikkat etmeniz lazım. O dönüş işaretinden sonra karşıya doğru baktığınızda zaten patikayı göreceksiniz. Şu anda yürüdüğüm patikayı göreceksiniz. Bu da hani size şey verecek. Nereye gittiğiniz konusunda fikir verecek. Eğer işaretleri görmekte zorlanırsanız. Bir kere daha DM tarafı gözüktü. BMLK Lagün artık daha net gözüküyor. Tam altımızda şurada. Kekova gözüküyor. İşte geçen sene buralardan içeriye girmiştik. Ala Kilise'ye doğru gitmiştik. Bu DM tarafını gördüğümüz belki son nokta. Bilmiyorum. İleride hatırlamıyorum. Bir daha görecek miyiz? Şu anda 1300 metrelerdeyiz. 1284 metre burası. Yani 1450'den başlamıştık. 150 metre kadar aşağı indik. Ve sanki artık yönümüzü Finike'ye doğru çeviriyoruz. Kuvvetle muhtemel ki bir daha DM tarafını göremeyebiliriz. Bakalım. Buralarda patika biraz bozuldu. Yani o sedir ağaçlarının oradayken güzel patikalar vardı. Şimdi o Likya'nın klasik çarşak dokusuna döndük. Zaten ağaçlar da çam ağacı. Burada kızılçam. Sedir ağaçları yok artık. Lagün. Tepedeyiz ve tekrar dönüyoruz sola doğru. Yani patika sola doğru dönüyor. Başladık. Şurada işaret var. Baba var. Devam ediyoruz. Patika belirgin. Yani patika denirse buna. Böyle ayağınızın altında yuvarlak yuvarlak taşlar. Adımlara dikkat etmek lazım. Çam ağaçların içerisinde yine bir kavis yaptık. Patika çok belirgindi, babalar vardı zaten. İleride de baba görüyorum ama zannedersem oradan sola dönmemiz gerekecek. Dönüş işareti henüz görmüyorum. İşaret var. Ama dönüş değil. Ama buradan sola dönmemiz lazım. Öyle diyor GPS. Ve dönüyoruz. Babalar var ama. Herhalde babalar daha çok aşağıdan gelenleri görsün diye. GPS'e göre döndük. Ve tekrar sağa devam etmemiz gerekecek. Buradan biraz indirecek bizi. Ve babaya geldik. İşaret de burada var. Şimdi şuradan düz de inebilirsiniz. Biz böyle biraz kavis yapıp indik. Hani kolayınıza nasıl geliyorsa, çok fazla işaret yok. Ama indiğimiz yer şurası. Biz şöyle daha kolay indik. İsterseniz direkt inebilirsiniz. Baba ve işaret burada. Altta da bir yol gözüküyor. Orman yolu. Yukarıdan indik. Direkt karşıya geçiyoruz. Ağaçta işaret var. Yoldan gitmiyoruz. Aşağı inerken babalar yol gösteriyor ama siz kendinize daha rahat gördüğünüz bir yerden inebilirsiniz. Çünkü böyle çam iğneleri kayabiliyor. Mesela birisi böyle diklemesine yapmış. Ben hayatta oradan inmem. Böyle. Yandan gayet güzel bir iniş var. Böyle yan yan git yaptığınız zaman iniş kolaylaşıyor.
ve alttaki yola indik. Burada babalar var. Mesela burada da bir dönüş işareti eksikliği var. Yani sola döneceğimize dair bir şey görmüyorum. Aşağıdan geliyor olsaydık yukarıya çıkmamız gereken bir şey gözükmüyor. Sadece sağ olsun yürüyüşçülerin yaptığı babalar yukarıya çıkmamız gerektiğini veya yukarıdayken de işte o babalar aşağıya gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Gerçi araçta işaret var. Orada lik yolunun eksikliği yok. İşareti duruyor. Herhalde buraların bir kere daha boyanması lazım. Daha sık işaret yaparak. Çünkü doğa şartları burada çetin. Taşın üzerindeki boya düşüyor. Ağacın kabuğu dökülüyor. Bir yerden geçmesinde fayda var. Ama genel olarak hani böyle yolu kaybedecek derecede bir eksiklik görmedim. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. İşaretin az olduğu yerde mutlaka bir baba var ve o size yolu gösteriyor. Şu anda da yoldan gidiyoruz. Bir de GPS'i kontrol edelim. Evet. GPS'te yoldan gitmemiz gerektiğini söylüyor. Orman yolundayız. Aşağıdaki yola indiğimiz noktada hemen solda bir sarnıç var. Ama içi çamur dolu. Yani su yok içinde. Bu tarih itibariyle yani Ekim'in 15'i itibariyle yolun yanında. Sağa dönüş işareti veriyor. Orman yolu. Karşıya devam etmiyoruz yani. Sağa dönüş. Burada iki tane dönebileceğiniz sağ var. Canan işaret görüyor musun? Sonra sanki aşağı doğru. Aşağı doğru bak baba var aşağıda. Evet. Burada yukarıya sola devam etmiyoruz. Sağa dönüş işareti veriyor. Ama tam sağa da dönmüyorsunuz. Aradaki yarım sağ diyelim. İşaret var taşta gördüm şimdi. Sadece öndeki taşın arkasında kalmış. Ama uzaktan baktığınızda da babalar gözüküyor. İlk yürümeye başladığımızdan beri işte 3,5 kilometre oldu aşağı yukarı. Veyahut da bu yola indiğimizde işte 2,8'lik. Yani aşağı yukarı 500-600 metre sonra toprak yol sola devam ediyor. Burada böyle çobanların herhalde saman koyduğu bir yer var. İrtifamız da 1100 metrelerde. Hemen onun yanından yol devam ediyor. Yani sola ya da sağdaki patikaya devam etmiyorsunuz. Ortadan devam ediyorsunuz. Bu samanlı görürseniz eğer ki görmeme imkanınız yok. İleride taşta işaret var. Patika bizi keçi ağlına getirdi. Keçi ağlının yanında çitler var. Çitlerin orada işaret gördüm. Ve bizi biraz yukarıdan patika yürütüyor. Yani keçi ağlını yani çoban kulübesini geride bırakıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz biraz. O karşıki yola sapmadık. Buraya geldik. Keçi ağından sonra yukarı çıkıyoruz. Ve yukarıya çıktık. Çok bir şey çıkmadık. 1130 metredeyiz. Yani 20-30 metre bir şey. Belki daha az. Tepeye çıktıktan sonra çok az yürüyoruz düz. Sonra hafif bir iniyoruz. İleriye devam etmeyin de çarpı işareti var. Ve sola dönüş işareti var. Bunu kaçırırsanız bu patika düz devam ediyor çünkü böyle Demre'ye doğru gidersiniz. Bizim buradan dönmemiz gerekiyor. Böyle devam etmiyoruz, dönüyoruz.
aşağı iniyoruz. Şimdi yerdeki taşlar yuvarlak yuvarlak dönüyor. Tam ezilmemiş. O yüzden biraz dikkatli gitmek gerekiyor. Aşağı doğru indiriyor bizi. Tam en aşağı indirecek mi onu da bilmiyorum. Hatırlamıyorum burayı. İşaret var ama patikada hani ayak izlerinden dolayı çamur rengi olduğu için taşların üstü belli oluyor. Biraz pis bir iniş, insanı şey yapıyor, yoruyor, yere bakmaktan yoruluyorsunuz. Ayağınızın altına devamlı böyle taşlar yuvarlanıyor. Dikkat etmek lazım, yani insanın bileğini burkması, sakatlanması içten bile değil. Aşağı indik ve çok güzel bir düzlüğe geldik. Şu tepeden indik. İniş biraz şeydi, kötü çarşak taşlar vardı. Burada bir sarnıç var ve bir çoban kulübesi var. Ve küçük bir vadiye doğru aşağı iniyoruz. Babalar var. İşaretler biraz zayıf buralarda ama patika çok belirgin. Önce işaret azmış gibi gözüküyor ama aslında mesela soldan mı gideceğiz, sağdan mı gideceğiz diye tereddüt ettiğinizde hemen kayada bir işaret var. Hani seyrek de olsa, bir kısmı bozulmuş olsa da çok ciddi bir işaret problemi yok. Aşağı yukarı 5. kilometredeyiz. Böyle tellerin arasından geçiyoruz. Burası açık zaten. 900 metrelere geldik. Şu anda 935 metredeyiz. Burnumuza keçi kokuları geliyor. Burada yaşayanlar var herhalde ama ses gelmiyor. Tavuklar var. Hindi var. Evler arkamızda kaldı. Aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Patika çok belirgin. İşaretler de var. Keçiler burada. Şimdi keçi ağlından sonra güzel bir manzara noktasına geldik. Ve aynı zamanda da yerde bakın yuvarlak kesim bir taş görüyorum. Orada dikdörtgen görüyorum. Herhalde Belos'a geldik. Buraya bakıyor muhtemelen. Yine bir deme manzarası. Yol soldan gidiyor. Böyle gidiyor. Biz manzaraya bakmak için birazcık kenara geliyoruz. Hem de serinlik. İniş biraz zorladı çünkü yerdeki taşlar çok yuvarlak yuvarlak. Ayağınızın altından yuvarlanıyor. Evet. Beli öne çıktığımız yer gözüküyor karşıda. Geriye doğru işte Demre. Aşağısı Beymelek. Beymelek Lagünü. Güzel bir manzara noktası.
Buralarda böyle kesilmiş izler var. Yerde üçgen. Ya bir sunak ya belki bir işlik. Orada da bir yapı var değil mi? Yapı gibi bir şey var, duvar var. Kuyu mu? Sarnıç mı? Ha, sarnıç. Evet. Eskice duruyor. Sağımızda hemen ağacın arkasında lehitler var. Buradaki lehitin kapağı yerde bayağı da büyükmüş. Altında kaidesi falan da var. Kısmen hasar görmüş. BML'ye doğru bakıyor. Demre'ye doğru bakıyor. Keramaz pansiyonun burada da şey var. Tabelası var. Dün bizi işte yatık harcı Ramazan Bey bırakmıştı. Telefon numarası yazıyor. 535-245-3086. Bu lehitlerden sonra yol aşağı gidiyor. Yani şu yönden geldik. Buradan dönüyor. Kayada kırmızı beyaz işaret var. Ama biz biraz dolaşacağız. Aşağı yukarı 6. kilometredeyiz. Belos'tayız. Burada işte ateş yakmış birileri taşların arasında kamp yapmış. Yani burada güzel kamp alanı var. Biraz önce geride de gördüm. Lehitleri ilk gördüğümüz yerde de sol tarafta bir tane düz alan vardı. Tek bir çadırlık. Burada da bir çadırlık var gördüğüm. Hani etrafta da başkalarının içinde yer var yani. Antik şehirlerde kamp yapmak normalde şey yasak işte, hani yaptırmıyorlar biliyorsunuz, ama burada ne bekçi var, ne bir bakan var, ne tutan var. Dolayısıyla yapabilirsiniz. Eğer kilometre buraya denk gelirse yürüyüşünüz. Sarnıç var ama suyu çamurlu. Suyu taşımalısınız. Belos'u dolaştıktan sonra tekrar Likeon'a geri dönüyoruz. O tabela orada. Tabelanın karşısı Like yolu. İşaretler burada. Yani tabeladan bir şey kalmamış. Üzerinde yazı yok. Ve aşağı. İlk defa sandal ağacı gördüm. Bu parkurda. Yol böyle aşağı doğru iniyor. İşaretler düzgün. Patika da çok belirgin. İşaretlerde burada mavi de var. Bu Aziz Nikolas yolunun da burada aynı rotayı kullandığını, yani Likeon'un Aziz Nikolas yolu rotasını kullandığını gösteriyor. Vadinin içlerine doğru giderken çarpıyla vadinin içine girmemiz gerektiğini gösterdi rota. Ve sonra sol taraftan devam ediyor. Yani aşağılara iyice inmiyoruz. Soldan diğer tepeye dönüyoruz. Ve karşılarda da gözüküyor yürüyeceğimiz yerler. Yürüdüğümüz yer bu vadinin çok üstü. Hani yürüyüş anında böyle videoda derinlik hissi oluşturabilir. Ama tehlikeli bir yerden geçmiyoruz. Patika gayet güzel. Yani böyle uçurulmuş gibi gözüküyor olabilir ama değil.
aşağı doğru biraz dik bir şey var sadece. İniş var. Çok dik bir iniş var. Ama uçurum kenarı değil. Gönül rahatlığıyla yürüyebilirsiniz. Patika böyle gidiyor. Dolaşacak. Karşıda da gözüküyor. Şuradan arkaya atlayacağız. Finike'ye doğru. Lik yolunda sıklıkla böyle patikalar var. Yani patikadan anlayış bu. Çarşak taşlar. O yüzden bence ayakkabı seçimi önemli. Herkesin kendine göre rahat ettiği bir ayakkabı var. Ama ben hani mutlaka çarşak bandı olmasını, altının biraz kalın tabanlı olmasını daha doğru buluyorum. Tabi bu gene kişisel bir şey. Siz spor ayakkabıyla yürümek isterseniz yürüyebilirsiniz ama zor. Şöyle bir geriye bakalım. Yürüdüğümüz yol bu. Şuradan geldik. Şu çam ağaçlarının, üstteki çam ağaçlarının arasında patika. Finike'ye doğru dönüyoruz. Finike'ye doğru dönüyoruz derken yine görüyoruz Beymelek Lagünü. Bakalım bir kere daha görecek miyiz? Ve oradan geldik. O size gösterdim sırta. Diğer tarafa geçiyoruz artık. Solumuzda bir mezarlık var. Güzel bir kamp alanı olabilir burası. Büyük ihtimalle su da vardır. Çünkü çobanlar falan var. Yani keçiler var. Ve galiba bundan sonra bir miktar toprak yoldan gideceğiz. Öyle gözüküyor. Ve toprak yoldayız. Toprak yol asfalta döndü. Ve asfalttan yürüyoruz şu anda. Kaçıncı kilometredeyiz? 8. kilometredeyiz. 820 metredeyiz. 9,5 kilometre oldu. Yani asfalta çıktığımızda 8. kilometredeydik. 1,5 kilometre yürüdükten sonra direkte sağa dönüş şartı var. Aşağı doğru ineceğiz herhalde. Ama devam ediyor, evet. Buradan gelene mi veriyor? Niye öyle bir şey yapmışlar ki? GPS'e bakalım. Yok, Likya yolu değil. Yani belki buradan gelen birine çekmiş, yazmış öbürler. Bizim yol böyle devam ediyor. Oraya da Rusça bir şey yazmışlar. Yani 1,5 kilometre sonra asfalttan çıkmıyoruz. Asfalta devam ediyoruz. Onuncu kilometredeyiz. Burada işaretler duvarda. Nerede var? Mesela şurada var. Duvarda. Bizi aşağıda bir taş döşeme yol var. Oraya indirecek. Bu soldaki işaretlere dikkat edin. Bu dönüş işaretini kaçırırsanız asfalttan gitmeye devam edersiniz. Burada dönüş işareti var. Dönüşü gördüyseniz hemen böyle dönüyorsunuz. Ve buradan dikkatlice aşağıdaki taş döşeli yola iniyorsunuz. Kayabilir çünkü. Evet. Hele şeyle, kamp yüküyle daha da zor. İlk inişi biraz zor. Şöyle yapıyorum ayağımı. Tamam. Şöyle kamerayı da aşağı indirelim.
yolu görmeniz için. İşte böyle yerlerde baton çok önemli. Emin adımlarla basın. Yerdeki şeyler çünkü ayağınıza takılmasın. Tahta parçaları var, dal parçaları var. Hiç acele etmeden yavaş yavaş buradan iniyoruz. Tam 10. kilometrede, yani asfaltı 2 kilometre yürümüş olduk. İnince de yola sola dönüyoruz. Asfalttan kurtulduk. Sanki daha antik bir yoldan gidiyoruz. Sanki alt kısmına taş döşemeler var. Ama üst kısmı çarşak. Asfalt yol hemen üstümüzde. Yani 5-6 metre yukarıda. Biz onun altından gidiyoruz. Biraz yürümesi meşakkatli bir yol. Böyle dökülmüş taşlar var. Bu hani yol böyle çok düzgün bir yol değil. Bazı yerlerde böyle küçük küçük patikanlar oluşmuş. Ve zannedersem Bonda Tepesi'ne geldik. Yani Yalakbaşı denen yer, aynı yer galiba. Bu da bir yerleşim, antik yerleşim. Burada da nekropol var, yani lahitler var. Asfalttan da yürürseniz aynı yere ulaşıyorsunuz. Zaten birçok Likya yürüyüşçüsü asfaltı yürüyor. Hani bu aşağı inişi kaçırıyor. Bir yerde okumuştum. Demre'den Finike'ye giden. İşte antik yol üzerinde olduğunu söylüyordu. Belos'un ve Bonda'nın. Çok güzel bir vadi gene. Biz de işte böyle vadilere baka baka kısmen antik yollardan, kısmen patikalardan. Ama bu patikaların büyük kısmı da eskiden bir kullanılıyordu eminim. Ve sonra da bunların tabi orman yoluna ve hatta asfalt yola dönüşmüş yerlerinden yürüdük. Ve geldik. Burada güzel bir taş karşılıyor bizi. Herhalde sütun parçasıdır. Ve Likya yolu tabelası var.
Buradan Alakilse'yi geriye doğru gösteriyor. Zeytin'i. Altında Alakilse yazıyor. 26 kilometre. Ve Finike'ye 4 kilometre kaldığını söylüyor. Biz 11. kilometredeyiz. Asfalt yola tekrar çıktığımız yer orası. Bu asfalt yol Finike'ye gidiyor. Ama biz asfalttan gitmiyoruz. Like yolu Bonda tepesinde böyle topak yoldan devam ediyor. Bonda tepesinde bir mola verdik. Su içtik. O Bonda tepesinde Yalakbaşı da deniyor ya. Orada bir lahit kapağı var. Yalak diye kullanılmış. O yüzden Yalakbaşı deniyormuş. Oradaki sarnıçta da çok güzel su vardı. Yani ben özellikle aldım, denedim. Tadı da çok güzel. Berrak da. Hatta birazcık birkaç kova da şeye çektim. Yalağın içine koydum. Arılar kuşlar içsin diye. Bir tane mavi kap var. O da hayvanlar için ama o doluydu zaten. Kuşlar oradan içemiyor. Yani küçük baş hayvanlar için yalak koymuşlar. Ve burada çok az yürüdük. Yani şu arabanın biraz arkası asfalt yol. Çok az yürüdük. Sağa dönüş işareti var. Yani böyle orman yolundan devam etmiyorsunuz. Sağdan aşağı doğru iniyoruz. Aşağı indikten sonra da soldan devam ediyoruz. Kayalarda işaretler var. Şu anda 600 metrelerdeyiz. Aşağı doğru iniyoruz. ...500'lü metrelere geldik. Sanki iniş biraz yumuşadı, biraz dik indik çünkü. Hani riskli, şöyle riskli. Taşlar kayabilir ayağınızın altından. Dikkatli yürümeniz lazım. Yoksa hani öyle başka türlü bir risk yok da... ...hızlı yürünecek bir yer değil. Çok güzel böyle kaya oluşumlarının arasından geçiyoruz. Benzerleri karşıdaki yamaçta da gözüküyor. Yani burası kanyon gibi bir yer. Onun karşısında da gözüküyor. Şimdi Like yolu böyle geliyor. Biz yukarıdan iniyoruz aşağı doğru. Ve kayalarda işaret var sağa doğru. Yani bu doğru yoldayız yani. Ve biraz önce de size böyle güzel kaya oluşumları var diye burayı göstermiştim. Şimdi ileride çarpıyla karşılaşıyoruz. Yalnız olayı çözdük. Canan bir el sallar mısın? Canan'ın olduğu yerde bir işaret var aşağıda ve çarpı dönüş işareti. Yalnız oradan buraya çıkmak veya inmek hani çok mümkün değil. Biraz zor bir şey. Hani şöyle gidip buradan dönebilirim ama oradan kayaların üzerinden geçmem lazım. Halbuki bu patikayı takip ettiğinizde takip ediyorum bakın şimdi Like yolunu. Buraya kadar bana zaten bir çarpı koymadı. Henüz hani herhangi bir buradan geçme dediği bir şey yok. Hatta burada işaret var. Bakın devam ediyorum. Arzunun olduğu yerde şimdi arzunun olduğu yere geldik. Buradan da çok güzel böyle bir dönüş yapıyor yol. Ama burada herhangi bir dönüş işareti yok. Ama böyle dönmeniz gerekiyor. Ve ileri gitmek isterseniz orada bir çarpı var zaten. Hani buraya gidemeyeceğini anlıyorsunuz. Böyle gittiğinizde gayet güzel bir şekilde şimdi Canan'ın yanına gidiyorum. Ama burada bir daha çarpı var. Zaten bu çarpıları gördüğümüz için biz tereddüt ettik. Allah Allah dedik. GPS'e baktığımızda da oradan yukarıdan bir yerden indiriyor.
Şimdi yürüyorum. Gayet güzel patika. Yani bunu niye çekiyorum? Bu bölüm kafanızı karıştırabilir burada. Siz de bizim düştüğünüz duruma düşebilirsiniz. Şimdi burada da zaten işaret var. Burada da çarpı var. Böyle bir şey. Ve şimdi geldiğimde burada da bir dönüş işareti var. Burada da başka bir işaret var. Ve sonra. Yani ya herhalde burada bir rota değişikliği oldu. Bir acayip olmuş ama buradaki işaretlerin bir gözden geçirilmesi lazım. Geldiğinizde kafanız karışmasın. En azından videoyu seyredenlerin kafası karışmasın. Aslında hani S yaparak iniyorsunuz bu son kısımlarda. Hani insan zaten nereden yürüyeceğini anlıyor. İşaret olmasa bile ama hani akşam vakti gelirsiniz. Orada çarpıyı görünce siz de şaşırabilirsiniz bizim gibi. Orada bir işaret karmaşıklığı var. Sizi yanıltmasın. Biraz daha gözünüzün kestiği yerde devam edin. Bu bölüm için söylüyorum. Eminim diğer işareti göreceksiniz. Yani oraları da iptal edeceklerse en, o zaman en azından en tepede bir dönüş işaretiyle insanların daha ileri yürümesini engellemeleri lazım. Ama o dönüş işaretini ben göremedim. Üsttekini. Yani altta dönüş işareti var ama onun karşı olarak da yukarıda o yöne doğru bir dönüş işareti lazım. O yapılmamış ya da yapıldıysa da aşınmış, yok olmuş. Böyle aşağı iniyoruz. Ve bizi bir dere yatağına indirdi yol. Kaç metredeyiz? 436 metre. 12.2. Yani 1 kilometre iniş, yani 1 kilometre sürdü. Kaç metredeydik? Hatırlamıyorum. Ama 600'ün üstündeydik. 400, yani aşağı yukarı 150-200 metre kadar aşağı indik ama biraz sert bir iniş, dik bir iniş. Tabii yürüyüşün sonlarına denk geldiği için de insanın konsantrasyonu da zorlanıyor biraz. Hani ayakları dolanıyor birbirine. Sert bir coğrafya, çok güzel. Acayip güzel ağaçlar var, çok güzel kayalar var. Ama hani yol böyle patika desek yalan yani, patika o değil. Bu bir şey, sert bir zemin, oynayan taşlar var. Aşağılanmış.
Urla'yı çok güzelmiş. Böyle mağara oluşumu gibi oluşumlar var burada. Çok hoş. Yani bu kanyon çok güzeldi. Yani kanyon demeyelim. Küçük bir kanyon belki. Dere yatağı diyelim. Ve dere yatağından gidemiyoruz artık. Çarpı var. Bizi sola dönüş işaretiyle soldan çıkartıyor sanki bu bölümden. Bakalım öyle mi? Aynı tahmin ettiğimiz gibi kanyondan çıkmaya başladık. O en alttaki dere yatağı çok eğlenceliydi. Çok da güzel bir yer. Böyle ine çıka gidiyorsunuz. Bazen elinize tutup yardım alıyorsunuz. Bazen merdiven basamakları gibi. Baton olunca birazcık daha kolay oluyor. Kötü tarafı şöyle. Şimdi kuru ve dökülmüş yapraklar var taşların üstünde. Onlara basmamanız lazım. Ona basarsanız, çünkü taş zaten böyle eğimli, meyilli, hani kanyon gereği kayıyor. Bu da bir dönüş vermiş ama sert bir dönüş değil. Zaten hemen işaret var. Yani o yapraklar kayıyor. O yüzden dikkatli gelmeniz lazım. Tabii biz bir de şunu anladık. Geçen sene o çok yağmurlu havada bırakmıştık yatı kardeşte yürüyüşü. Eğer bırakmamış olsaydık bu parkuru zaten zor bitirmişiz. Yani belki buradan çok kuvvetli akış vardı. Hani zormuş. Doğru karar vermişiz yani yağmurda bıraktığımız için. Tabi dezavantajı da şu oldu. Şuraya ineyim. Dezavantajı da şu oldu. Orada yatı kardeşte bıraktığımız için bu senenin ilk yürüyüşünü de yatı kardeşten buraya yürüyerek yapmış olduk. Bu parkur da zor bir parkur. Yani çünkü ayağınızın altında böyle dönen taşlar var. Yani burası en güzel patikalardan bir tanesi diyebilirim. Patika gerçekten çok bozuk. O yüzden yıpratıyor. Hani düşmemeniz lazım. İşte hani bileğinizi bukmamanız lazım. Dikkatli adım atıyorsunuz. Hani kamp yükü taşıyorsanız, bizim gibi bir de ağır taşıyorsanız hani hızlı gidebileceğinizi düşünmeyin. Zaten gitmeyin. Hani bir terslik olmasın. Çünkü burayı hızlı gideceğim diye bundan sonraki yürüyüşleri de sakatlayabilirsiniz. Benim size tavsiyem bu. Bence en güzel yeri ilk başıydı. Sedir ağaçlarının olduğu yer. Müthiş bir yer. Hani o bir su borusundan ayrılıyoruz artık sola dönüyoruz dedim ya, oraya kadar çok büyülüydü. Ve bu biraz önce yani Bonda'dan bir kilometre aşağı yukarı aşağı indikten sonra girdiğimiz bu kanyon gibi olan yer çok eğlenceliydi. Ama yağışlı havalara dikkat. Evet, uyarılarım bunlar bu parkurla ilgili. Üçüncü kilometreleri yürüyoruz. 289 metreye indik. Daha yol devam ediyor böyle. En sonunda burnu dönmeye başladık. Finike'nin önündeki balık çiftlikleri gözüküyor. Karayolu gözüküyor aşağıdaki ve ileride bakın Taşlık Burnu gözüküyor. İleriki günlerde oraya gitmek hedefindeyiz. Yani Gelidonya Feneri orası. Önde adalar var.
Arzu ve Can'a karşı da yürüyorlar. Yol orada. Yolda akşamı ettik. Güneşin batmasına, yani havanın kararmasına 45 dakika falan var. Ya da 1 saat. Ama en azından Finike'ye geldik. Çok yorucu oldu bizim için. Arzu ekstra yoruldu. Ayakları dolaşıyor birbirine. Tabii hazırlıksız biraz başlamış oldu bu yola. O da etkili. Ama bitirdik. Aşağı yukarı 100 metredeyiz. 15. kilometreye geldik ve asfalt yoldayız. Yani asfalt yol hemen aşağımızda. Keramos Pansiyon Ramazan Bey bizi burada bekleyecekti. Saat 6.30. Yani biz yola çıkalı 9.5 saat oldu. Yani antik şehirlerde biraz fazla oyalanıyoruz ama çekim yapmak için de duruyoruz. Yani fotoğraf çekmek için yol boyunca duruyoruz. Ama zannedersem en çok bizi şey yapan, oyalayan o son, yani 4 kilometre yazıyordu ya tabelada. İşte o son 4 kilometre oldu. Bayağı vakit geçirdik. Yani hem şey, kanyon inişi zordu. Kaymamak için çaba sarf ettik. Hem çıkışı aynı şekilde. Kanyon içi çok zevkliydi ama. Arzu biraz fazla yoruldu. O yüzden şey yaptım. Kendi çantamı bıraktım. Gidip onun çantasını aldım. Biraz ilerledik o sayede. Sonra geri dönüp kendi çantamı tekrar yüklendim. Hani hava kararmadan dönelim diye. Nihayetinde de döndük. Şimdi soğuk bir bira bizi bekliyor. Tabela burada. Yani bizim arabanın aldığı hemen yanında. Zeytin geriye dönük 29 kilometre diyor. Ben yatı kardeşten buraya 15 kilometrede yürüdüm. İşin doğrusu bu. Bundan sonra da 1 kilometre Finike'ye artık asfalt yol var. Yani buraya yürümek isteyebilirsiniz. Yani yorulmadıysanız, vakitli geldiyseniz yürüyebilirsiniz ama hani ben hem yoruldum hem de geççe bir vakit geldik. Tahminimizden fazla oyalandık. Antik şehirlerde belki daha az oyalansaydık daha hızlı girdik ama o da bizim çok tarzımız değil. Ve Finike'deyiz.